AK belediyeler olarak bizler bir taraftan şehrin altyapısıyla, üst yapısıyla, envai çeşit sorunlarıyla uğraşırken bir taraftan da insanımızı mutlu etmenin yollarını arıyoruz. Amacımız hizmet ve her fırsatta ifade ediyoruz. Bizim bütün siyasetimiz hizmet siyasetidir, eser siyasetidir. Mazeret üretmeden, hiç ağlamadan, elimizdeki imkanlarla en güzelini yapmak için elimizden ne geliyorsa onun gayreti içerisindeyiz. Türkiye'de 1390 belediye var. Bunun 807'si AK Partili belediyeler. Bütün arkadaşlarımıza iftihar ediyoruz. Kendilerine de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu arkadaşlarımız zaten şehirlerinde ellerinden gelen en güzel hizmetleri yapıyorlar. Bir taraftan da geçtiğimiz yaz itibariyle tüm AK Partili belediyeler tam 1 milyon 200 bin gence ulaştılar. Geçtiğimiz yılda burada tam bana göre festival adı altında bir festival düzenledik. 2 milyon insan ziyaret etti. Bu yıl ikincisini yapıyoruz. Bundan sonra da her yıl burada AK Partili belediyeler olarak bu festivalin üçüncüsünü, dördüncüsünü, beşincisini yapmayı ve ileriye doğru bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Burada da yarın açılışını yapacağımız bu yerde tam 152 belediyemiz stand açacak. Festivalimiz pazar akşamına kadar sürecek. Bir taraftan akşam saatlerinde çok değerli sanatçılarımız var. Gençliğe burada onlar konser verecekler. Bir taraftan da söyleşiler var, toplantılarımız var, aynı zamanda sohbetler var. Ama kitap fuarı da yer alacak. Herkes buraya geldiğinde hem kendi belediyesini bulacak burada, kendi şehrinin belediyesini bulacak. Hem de aynı zamanda onların yöresel lezzetlerini tadacak. Bir taraftan da dışarıda 500 civarında ayrı ayrı aktivite var. Bunların her birisinde çocuklarına eğlenme imkanı bulacaklar. Oradaki aktivitelere aktif olarak katılma imkanı bulabilecekler. Çocuklar orada arkadaşlarıyla yeni yeni konseptlerde bir araya gelecekler. Ve bir hafta boyunca neredeyse unutulmaz bir etkinlik Ankara'da yaşanmış olacak. Bizim tahminimiz bu senede 3 milyon civarında misafir bekliyoruz. İnşallah burada 3 milyon civarındaki misafirimizi ağırlarken bir taraftan da belediyelerimizin yapmış olduğu güzel faaliyetleri, AK Partili belediyelerin hizmetlerini de gösterme imkanına da kavuşmuş olacağız. Özellikle gençlik konusunda neler yaptıkları hususunda da birbirlerine örneklik teşkil ediyorlar. Elbette ki gençlik hususunda herkes ahkam kesiyor, konuşuyor ve gençliğin işte Z kuşağıydı, XY kuşağıydı vesaire gibi tanımlamalarla kendine göre bir kıstas içerisine sokmaya çalışıyor. Ama biz gençliğimizi çok iyi tanıyoruz. Gençler elbette ki biraz özgür takılmak istiyorlar. Biraz hatta bazen protest takılıyorlar. Bir taraftan da özgürlüklerine düşkün oldukları kadar da gelecek planlaması da yapmak istiyorlar. Kariyer yapmak istiyorlar. Fakat burada ben sizlere ifade edeyim. Bizim yaptırdığımız bir ankette gençliğe sorduğumuz bir soru var. Bu soru benim için çok önemli. Gençlere diyoruz ki siz ne için kavga edersiniz? Ne için fedakarlık edersiniz? Veya hangi duygular için kavga etmeyi kendinize bir şey olarak kabul edersiniz? Dediğimizde gençler şöyle söylüyorlar. Ben bir tek bayrak, vatanın bütün bölünmez bütünlüğü, ezan, manevi değerlerim için kavga edebilirim diyorlar. Yani bayrak için, vatan için, bölünmez bütünlük için, ezan için ben fedakarlık edebilirim diyen bir gençlik eğer %75-80'lerde evet bunun için kavga ederim diyorsa bu önemli bir şey. Gençliği hakikaten anlamak lazım. O yaşın getirmiş olduğu belki kanın dik akmasının verdiği o hareketlerini çok doğru bir şekilde tanımlamak lazım. Gençliği sanki toplumdan kopmuş, uçmuş gitmiş, başka yerlerde gibi tarif etmekte son derece yanlış olur diye düşünüyorum ben. Arkadaşlar herhalde yine Kılıçdaroğlu insanlar biraz gülümsesin, biraz da espri olsun diye söylemiştir. Çünkü birkaç senedir başörtüsü dediğimiz konu zamanında yıllarca CHP'nin istismar ettiği, Anayasa Mahkemesi kapılarına giderek iptal ettirdiği
üniversite kapılarında birçok genç kızı ağlattıkları bir konu. Herhalde kendi zihinlerinden düşürüyorlar. Yoksa Türkiye'nin gündeminden düştü. Türkiye'de hiç kimsenin gündeminde başörtüsü sorunu, başı açık insanlar sorunu diye bir sorun yok. Ama hala kendi zihinlerinde düşüremedikleri için zannedersem öyle bir yolu tercih ediyorlar. Bana göre de isabetli bir yol. Bu yolda devam etsinler.